Geniş buralar böyle. İsmim Zafer Şenbaş. 1940 doğumluyum. Akçakoca'da ikamet etmekteyim. İş olarak buna askerden geldikten sonra başladım. Nasıl başladım? Bir arkadaşım vardı. Rahmetli oldu Cemal Özbakır. Otelde çalışıyordum daha evvel ben. O bana dedi ki, sen bu sene otelde çalışma, oradan alacağın parayı ben sana veririm. Daha fazlasını veririm, gel burada, senin elin bu işe yatkın. Evet. Ben de şöyle baktım, ne yapacağız dedim. İşte bu deniz kabuklarından bir şeyler çıktı, ortaokulda yapıyorlar falan. Biz de yapacağız. Tamam dedim, sen ne dersen olur. Başlayış o başlayış, 1965. Evet. Siz bu işin eğitimini almış mıydınız? Hayır. Evet. Yani hobi olarak yapıyor muydunuz? Hiç acemilik de çekmedim. Evet. Nedenine gelince herhalde işi sevmemden. Evet. Başlangıç gününden itibaren işi sevmemden. Peki siz bu işe başladığınızda Akçakoca'da bu deniz kabuklarından hediyelik eşya yapan, satan başkaları var mı? Çok. 10, 15, belki 20. Evet. Anladım. Yani nerelere pazarladınız ürünleri? Hangi vilayetlere ya da hangi kurumlara? Akdeniz'den ta Edirne'den Akdeniz'e kadar bu havalede daha çok. Ha, benim esas pazarım istasyonlar oldu. Bu Akçakoca'ya gelen alıyor da bu hediyelik eşyayı. Bolu'da niye almasın? İstanbul'da niye almasın? Duyuldukça da oralardan müşteri bize geldi. Evet. Yani Gaziantep'ten, Urfa'dan, ne diyeyim Adana'dan, Mersin'den müşteriler gelmeye başladı. Bizi kalkındırdılar. Ama şimdi son zamanlarda Çin malları devreye girdi, piyasaya girdi. Ve bizi de öldüren o diyebilirim. Yani iş hayatımızı. Onlar hem ucuz yapıyorlar hem malları güzel. Ama orijinallik yok. Peki şimdi bu vitrinde gördüğümüz, içeride atölyenizde gördüğümüz tüm ürünler doğal denizden çıkartılan ürünler evet. mi? Peki neler var bunların içinde? Bunların içinde... Sadece midye kabukları mı var? Midye kabukları değil, denizin dağlardan sürüklenen bazı atık dallar, ağaç kökleri, bunların içinde işime yarayan çok güzel şeyler var. Karışık boza yaparken, karışık bir şey yaparken onları kullanıyorum. Peki bunları nasıl temin ediyorsun Zafer abi? Sen gidip oralardan onların topluyor musun? Yerini bilirim. Nerede toplandığını, onun havasını da bilirim denizin. Tamamdır bugün yığmıştır buraya diye giderim. Ayrıca bazı cins kabuklar var. Onlar da özel yerlerde çıkar. Onları da ta Karasu yakınlarından, Kocaeli'nin sahillerinden koylar vardır. Yıllardan beri bunu öğrendik. Oraya yığılır. Evet. Bakmışın fındık harmanı gibi kabuklar yığılmıştır, doldur. O bekçiler var orada plajların, onlar beni tedarik ediyor. Lodos esti mi, ben neyin nerede olduğunu, hangi midenin nerede çıktığını bilirim.
Peki bu işe yani müşterilerin ilgisi, turistlerin ilgisi eskiden olduğu kadar yok galiba ve Yok. bir tıkanmanın eşiğine geldik herhalde bu Ama işte. görmeyenler, bilmeyenler, yeni görenler ben bakıyorum bilhassa benim yaptığım şeyleri çok tercih ediyorlar. Fakat biz de biraz açık konuşayım. Çinler gibi ucuz olmuyor. Evet, tabii de Bizim bir emek benim gerekiyor. yaptıklarım biraz daha pahalı oluyor. Ama beğeniliyor, alan da var. Peki Zafer abi, bu size yetiyor mu artık? Yani bu işi Hayır. tıkandı mı yoksa ya da sizden sonra bu işi yapanlar çıkacak mı? Öyle bir cazibesi var mı? Yoksa siz bu işin artık son temsilcisi Ben misiniz? yetiştirdim. Kendi oğlumu dahi yetiştirdim. Yaparsa yapar, ona kalmış. Yapmazsa artık kendi bileceği iş. Peki Zafer abi, şimdi bu içeride çok çalışma var. Bunların böyle çok emek verdiğiniz, çok ilginç bulduğunuz, sizde hatırası olan bir ya da birkaç çalışma var mı? Onları da görelim. Hatırası olan Şunların mesela çok emek verdiğiniz, çekebilirsiniz. evet. Onlardan birine bakalım mı? İndirebilir miyiz? Gayet tabii şu ufaklar. Şu mesela ne kadar zamanda yapılıyor? Şimdi şöyle söylemek lazım. Buna bir sıra yapıştırırsın, kuruması için bekleyeceksin. Onun için 10 tanesinin üstünden bir şey yapalım. Bunun 10 tanesini ben 2 günde bitiririm. Peki deniz kabukları ve ahşap malzeme ağırlıklı gördüğümüz kadarıyla deniz atı, deniz anası, çeşitli balık türleri onlarla ilgili de yaptığınız bir şey var mı? Deniz atından ilgili bazı şeyler yapıyorum. Evet. Bu Deniz atı bildiğimiz bir deniz atı değil mi? Öldükten sonra evet. istiridyenin üstüne Evet. Bu şekilde monte görüntü ettiniz. olarak monte ettim. Bunu da seven kişiler alıyor. Ama bu yani organik denizden Orijinal çıkartılmış Akçakoca'nın şey değil. her şeyi Akçakoca'nın bunun. Evet. Yapıcısı da, malzemesi de. Böyle bir şey, süs eşyası yaptınız. Evet. Deniz atı sevenlere buyurulur. Şurada yine bir çalışma var Zafer abi. Şöyle dökmeden. Bunu Şu benim, mesela nedir? Yengeç ten mi? Nasıl yap? Nedir? Ne var onda? bunu da benim oğlan yengeci bir savaşçıya benzetmek için yaptı. Bir yengeç mi var orada yoksa Bir ha, tane yengeç ve birkaç tane de yine midye kabuğuyla öyle bir çalışma öyle mi? bu zaten yengecin Kendisi gerçekte ayakları şu görünümü. gövdesi Yani bir insana, vahşi bir insana benzetmek benzetiyor. Yani isteği. böyle ilginç çalışmalar var. Bu işte bir bitmenin eşiğine geldi. Yeni nesil de çok fazla bu tür işlere ilgi göstermiyor. Yani sizin öneriniz ne olur? Ben sevdiğimden buraya kadar para için değil. Ben bundan çok para kazandım. Artık o devir sektelemeye başladı. Ama bunu şimdi bir sanat olarak, zevk olarak yine de uğraşmak istiyorum. Ama artık ne olur bilmem, biraz da baygınlık geldi. Evet. Haliyle her şey para. Sonuç oraya geliyor. Masraflar yetmezse tabii ki haliyle bırakacağız. O zaman ne yaparız? Çekiliriz eve, kendi kendimize yaparız, kendimizi kandırırız. Siz olmayınca da şimdi bu meslek, bu harikulade meslek ölecek mi, bitecek mi? Bunu da biz istemeyiz. İstemiyorum kaybolsun bu, ama bu Akçakoca'nın bir sembolü. İnanın şu Türkiye'de Akçakoca'da çıktı. Evet. Bu meslek Akçakoca doğumludur. Bunu herkes bilsin yani. Bu midye işinden hediyelik eşya Akçakoca doğumludur. Gerileri daha sonra başlamıştır bizden. Ve Model bunu almaya gelmişlerdir. ve bitmesin istiyorsunuz. Birileri mutlaka devam etsin. Birileri devam etsin istiyorum. Onun için birkaç kişiler yetiştirdim. Başta oğlum olmak üzere, yaparsa yapar, yapmazsa artık benden bu Kendileri kadar. bilir. Senin elime yaptığın şey için saniyede kalıplar yapıyor. Aslında söyleyecek çok şey var da. Şimdi bu halk eğitim merkezi falan da bir şey hiç ilgilenmiyor mu burada? Üniversiteye çağırdı beni rektör. Hı. Konferans vermek için. Şimdi sen geldi bu kabuğu bir
Suya benzediği için kara salyangoz. Evet. Şununki ayrı. O ayrı. Bunlara ben orada bir Türkçeden isim verirsem.